Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mekoze markasının Z75 S modelli klavyesinin incelemesini yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Müzik Kutusuyla başlayalım. Buradan basit bir bilgilendirme kitapçı. Her zaman bildiğimiz gibi kullanıcı el kitapçı. Bir aksesuar kutusu var. Keycap ve switch sökmek için kullanacağınız bu aparat var. Burada bir USB kablomuz var. Şarj veyahut da kablolu kullanımda kullanmak isteyebileceğiniz. Ve iki adet de bu klavye üzerinde kullanılan Cream Shaft denen switchlerin iki tane de yedek switch verilmiş durumda. Evet son olarak kutu içerisinden Toz kapakçı çıkıyor. Bu oldukça kullanışlı. Masa üstünüzde klavyenizi dururken kullanmadığınız zamanlarda tozdan korumak için güzel bir adım. Bizim şu an görmekte olduğunuz incelediğimiz klavye Z75 sin gri ve mavi renk kombinasyonu olanı. Üç renkli Keycap kullanılmış temayı sağlamak için bence gayet güzel gözüküyor. Klavyemizde İngilizce Türkçe karakterler yok. Bunları daha sonra kendiniz tedarik edebilirsiniz set halinde satılıyor internetten bulabilirsiniz. Burada markanın belirttiği gibi bu klavyenin de en büyük satış noktalarından bir tanesi olan metal bir üst plaka mevcut. Bu alüminyum CNC ile işlenmiş bir malzeme olduğunu belirtiyor marka. Arka taraf ise tamamen plastik. Şimdi klavyenin üst tarafına geçecek olursak burada bağlantı modları arasında geçebileceğimiz Bluetooth, kapalı mod yani kablolu da kullanacağınız ve 2.4 GHz'lik kendi alıcısı ile beraber kullanacağınız notları mevcut. USB Type-C girişimiz burada hem kablolu hem de şarj için kullanacağınız port. Öte yandan burada manyetik olarak da gayet kullanışlı olan bir şekilde USB alıcısı da mevcut. Bir de arkasında güzel bir yine bu markanın bu modelde kullandığı 7 ve Z'nin bir araya getirilmiş versiyonu bu logoyu da arkaya ve küçük bir plate şeklinde koymuşlar. Arkasına tekrar değinmişken bu iki açı ayarlı ayaklara değinelim. Bunların ilk modu 6 derece. Şu 8 derece büyük olan ayak. Ve normal durumda da bu açılı durduğu için bu da 4 derecelik. Bunlara altın aç adını veriyorlar ama bu bir pazarlama mı yoksa gerçek mi? Orasını bilmiyorum. Yorumlarda siz biliyorsanız lütfen benimle paylaşın. Evet klavyenin key keplerine de değinelim. Evet. Burada klavyenin üzerinde Double Shot PBT denilen çift enjeksiyonlu PBT malzemeden üretilmiş keycapler var. Bunlar dayanıklılık konusunda yani bu klavye bu seviye klavyelerde bulabileceğiniz en tepe noktadan bir tanesi. Yani çoğu kullanıcının zaten ömürlük diyebileceği keycaplerdir. Artık hani özelleştirilerinin artmasıyla beraber seramik, metal bu tarz keycapler de var ama zaten hani onların setlerinin fiyatları zaten bu klavyenin birkaç katına denk gelmekte. Ki zaten ülkemizde bunları bulmak edinmek de oldukça hatta çok 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 zor diyebilirim. Bu fiyat etiketindeki bir klavyede Double Shot PBT keycapler bulmak bence şahane bir şey. Çünkü bu klavye şu an satış fiyatı 3000 ile 3500 lira arasında diye biliyorum. Ee, bu böyle bir keycap set almak isterseniz, e, yanlış hatırlamıyorsam 700-800 lirada en az gözden çıkarmanız gerekiyor. Ses profillerinde keycaplerinde rolü switch kadar, bundaki yalıtım malzemesi kadar yüksek. Elimde görmüş olduğunuz gibi bu klavyede cream shaft switch'ler mevcut. Bu switch'ler linear switch'ler ve yağlı switch'ler yani pürüzsüzlük anlamında artık son yıllarda çok 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 kullanılan ve sevilen switch modellerinden. Ee, total travel'ı 3.5 mm, pre-travel'ı 1.9 mm, ee, aktivasyon şiddeti ise 43 gram. Tabii bunda artı eksi 5 gramlık gibi bir de yalma payımız var. Evet ürünün artık en büyük özelliklerinden bir tanesi olan, artık çok da yaygınlaşmaya başlayan ve açıkçası benim de çok sevdiğim bir özelliğe gelelim. Hot Swappable Switch. Yani bu nedir? Ürünün switchlerini istediğiniz zaman söküp değiştirebiliyorsunuz demek. Hot swap demek bu ürün çalışırken de bunu yapabildiğiniz anlamına geliyor. Bunu şu açıdan söylüyorum. Klavyenin gerek hissiyatı olsun gerek başka bir şey olsun. İlerleyen zamanlarda bunu değiştirmek istediğiniz zaman uygun switchleri tedarik edip istediğiniz kadar tuşta değişimi yapabilir veya tamamını değiştirebilirsiniz. Hatta bunu şöyle düşünün. Eskiden klavyelerimizde bir tuş bozulduğu zaman ya bunu lehimlemekle uğraşırdık ya da membran klavyeler için çoğunda Hani board'da sıkıntı olduğu zaman kaldırıp atıp yeni bir klavye elde ederdik, satın almaya çalışırdık. Şimdi ise yedek bir switchle bunu değiştirdiğiniz zaman istediğiniz bir switchle klavyeyi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Klavyenin switchlerini sökmek aynı şekilde çok kolay. Buradan alttan ve üstten switch tuttuğunuz zaman çektiğinizde switch bu şekilde çıkmakta. İşte yerine alacağınız herhangi başka switchle sadece yönüne dikkat ederek bunu taktıktan sonra da yeniden kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ki bence dediğim gibi bu da müthiş bir özellik. Ürünün uzun ömürlülüğü noktasında ve özelleştirilirlik anlamında. Evet klavyenin aydınlatmasına gelecek olursak. Burada klavye herhangi bir bağlantı modunu açtığınız zaman kablolu haricinde RG RGB zaten devreye giriyor. Çeşitli modları var. Herhangi bir yazılım kullanmadan çoğu arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ki bu da oldukça güzel. Çünkü ben klavyede yani bilgisayarda açıkçası Klavyelerin yazılımlarıyla uğraşmayı sevmiyorum. Ee, özellikle Asus gibi ürünleri kullananlar bilir. Rock Armor'un ne kadar baş belası olduğunu veyahut MSI'nin MSI Center gibi programlarının. Ee, bu sebeple ben kendi üzerinde yazılımı gelen basit kontrolleri izin veren klavyeleri çok seviyorum ve çoğu Çinli klavyede bunu çok başarılı şekilde gerçekleştiriyor. O haklarını vereyim. Şimdi bu klavyeye değinmek istediğim bir başka nokta. Klavyelerin Eee switch'lerde bulunan daha doğrusu devrede bulunan led'ler switch'lerin altında yer alıyor. Yani buna güneyde diyebilirsiniz. Çünkü güney kuzeyden ayrılıyor. Bu klavyede aydınlatma led'leri switch'lerin altında. Yani güney şeklinde çalışıyor. Yani bazı atıyorum siz buna bu klavye daha sonradan e, ışık geçiren keycap'ler almak isterseniz ve karakterler yukarıda olursa yukarılara doğru biraz daha solukluk görebilirsiniz. Bu önemli bir nokta. Ama çoğu kişi bu switch aydınlatmaların altta olmasından da hoşlanıyor. Bunun ayrımı tamamen işte klavyede olduğu gibi çoğu zevk meselesi şeklinde kalıyor. Buna da değinmiş olalım. Şimdi de klavyenin RGB kontrollerine değinelim. RGB kontroller oldukça basit. Klavyenin üzerinde gömülü gelen zaten birkaç tane uygulama preseti var. Bunları istediğiniz şekilde de ufak tefek değişiklikler sağlayabiliyorsunuz. Hızlara veyahut da işte Aydınlık, aydınlık seviyeleri gibi Modları mesela değiştirmek için Fn ile beraber Artı tuşuna basıyorsunuz Bu şekilde modlar arası bir geçiş sağlamak mümkün oluyor Fn'e basılı tutarken Yukarı ve aşağı okları Bunun hız denetimini sağlarken Pardon aydınlık denetimini sağlarken Sağ ve sol okları ise Bunun hız denetimini sağlıyor Öte yandan sadece bu mod üzerinde Bu rengi değiştirmek isterseniz de Fn eksi ile beraber bu aydınlatma temasındaki rengi değiştirebiliyorsunuz. Burada ufak logomuz vardı hatırlarsanız Z75 için. Bunun da bir RGB yönetimi var. Onun için de FN Shift ile bu arkadaşın modlar arasında geçiş yapıp soru işaretiyle FN ve soru işaretiyle de bunun renkler arasında değişiklik yapmanız gayet mümkün oluyor. Klavyenin RGB kontrolü oldukça basit. Ayrıca kendi yazılımı da var. Ona da değinebiliriz. Evet macOS'nin web sitesine girdiğimiz zaman buradan support destek kısmından driver sürücülere tıklayabiliyoruz. Buradan OS'e kendi sürücüsüne mhub ismini vermiş. Ee, devam ettiğimiz zaman burada bize iki seçenek sunuyor. mhub web ve mhub driver şeklinde. Driver normal her zaman kullandığımız bilgisayar kurulumunu yaptığımız bir sürücü şeklinde çalışıyor. mhub web ise bilgisayarımızda herhangi bir şey kurmadan ee, web üzerinden klavye kontrol edebildiğimiz bir sistem. Bunu via falan şeklinde farklı yerlerde de görmüş olabilirsiniz bazı klavyelerde. Bu da onun MacOS'un kendi uyarlaması ve bence çok hoş bir özellik. Buradan bu sayfayı açtığınız zaman tabii bir izin vermenizi isteyecek. Ben daha önceden izni verdiğim için şu an eşlendi olarak gözüküyor. Verdiğiniz zaman klavye burada çıkıyor. Buradan klavyenin İçine tıkladığınız zaman da klavyenin sürücü üzerinden yapabileceğiniz aslında tüm özellikler karşınıza gelmiş oluyor. Evet buradan e, tuşları yeniden atama, FN layer'ları için yeniden fonksiyon atama, aydınlatma ayarları bunlara hızlarını veya da işte custom şeklinde kendi ve istediğiniz renkleri oluşturmaya olanak sağlayacak şeyler. Performans değerleri işte ultra low latency, Mac modunu açmak vesaire falan gibi şeyler de buradan yönetilebiliyor Öteki taraftan adres kısmında klavyenin firmörü ve receiverınız yani alıcınızın Firmvörünü de buradan kontrol edebiliyorsunuz Böyle bir driver kullanılıyor Olabilmesi bence çok güzel yani bu müthiş bir özellik yine dediğim gibi yani bu fiyat bandındaki bir klavye için Bence harika bir özellik çünkü bilgisayarınıza bir şey indirip sizi daha fazla uğraştırmadan Direkt web üzerinden Ayarlayabildiğiniz bir şey Bence harika Böyle çok basit bir şekilde herkes girip kullanabilir. Ürünün bataryası da devam edecek olursak. Ürünün benim satın aldığım sitede 8000 mAh'lik bir batarya sahip olduğu not düşünmüştü. Özellikler arasında bu şekilde belirtilmişti. Ama ürünün üretici web sayfasında bu ürünün 4000 ve 8000 mAh'lik iki versiyonu bulunmakta. Tabi bu ayrım tam olarak neye göre onu açık bir şekilde belirtmemişler. O yüzden ben de bu ürünün tam olarak 8000 miliamper mi 4000 mAh mi hangi tarafta olduğunu bilmiyorum. Onu tam olarak görmek için sökmemiz lazım. Ürünümüzü sökmeye geçebiliriz. Bir i̇çerisine bir bakalım. İlk olarak ürünü sökmek için bu arkasında yer alan dışarıda gördüğünüz kasaya sabit vidaları sökmemiz gerekiyor. Başlayalım. dört bir dayı sökmemizle beraber zaten üst kasa kendini bırakıyor ve bahsedilen alüminyum CNC üst panel burası gerçekten güzel temiz bir işçiliği var diyebiliriz. Tutup kaldırdığımızda hem burada yalıtım panellerini görebiliyoruz rahatlıkla. Burada klavyenin tabii ki bağlantı kabloları var. Bunları açıp Bunları çıkarabiliriz. Klavyemizin devresi ve katmanları bu şekilde görünebilir. Şimdi bataryasına gelecek olursak. Burada yalnızca tek hücre görüyorum ama. Şurada bakın 4000 miliamper şeklinde görünmekte. Bu tarafa sadece bunu dengeleyebilsin diye silikon bir pet koymuşlar. Ağırlık şeklinde bu tarafla dengeli olsun diye. Evet yani ürün 8000 miliamper değil 4000 miliamper bunu bilmekte fayda var. Klavyenin genel ses profiline gelin birlikte kulak verelim. Evet incelememizin son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Artık ürünle alakalı son düşüncelerimi sizlerle paylaşabilirim diye düşünüyorum. Bu fiyat bandında bu ürün rekabetçi mi iddialı mı? Bence evet. Sunduklarına bakarsak kendi üzerinde Double Shot PBT bir tuş takımı zaten var. Çünkü dediğim gibi siz bunu ayrıca satın almak istediğiniz zaman 700-800 lira bandında buna zaten para veriyorsunuz. Bu birinci nokta. İkinci nokta yarım da olsa yani kasanın tamamı olmasa da üst plaka tamamen alüminyumdan işlenmiş metal bir kasa. Hem şık duruyor hem de dayanıklılık anlamında daha uzun ömürlü olacağını eminim. Klavyenin gerçekten ses profili çok güzel. Yani ses yalıtımı evet harika diyemem. Yani bazı yine tınılar duyabiliyorsunuz uzun yazma seanslarında ama genel ses profili ve genel hani ses profilinin nasıl diyeyim hani creamy dedikleri noktada gerçekten klavye bunun hakkını veriyor. Bunda tabi switch render rolü yüksek. Tuş takımının da e, rolü bu konuda yüksek ama klavyenin ses yaltımı da bu noktada vaat ettiği şey en azından bize veriyor. Tabii ki 3 modlu bir klavye bu. Hem kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. İşte hem e, dongle ile 2.4 ile kullanılıyor. Bunun yanında da e, bluetooth Bluetooth'la da herhangi bir mobil cihazınıza rahatlıkla bağlama seçeneğiniz var. Genelde bu fiyat etiketindeki ürünlerde çok görmediğimiz işte M-Hub'ın web üzerinden sunduğu herhangi bir ekstra bilgisayarınızı yazılım kurmadan kullanabileceğiniz kontrol mekanizması. Bu bence harika bir şey. Bu fiyat bandındaki ürünlerde de benim çok rastladığım bir durum değil açıkçası. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman dediğim gibi bu ürün 3500 lira bandında bence gayet kendi fiyatının hakkını veren bir ürün. Hatta bazı noktalarda üzerine bile çıkıyor. Ha evet şu var bataryası sökümde gördüğümüzün aksine 4000 mAh değil de satış sitesinde veyahut da kendi web sitesinde de belirttiği üzere 8000 mAh batarya olsaydı eminim hani çok çok daha iddialı bir ürün olacaktı ama onun 4000 mAh'de kalması da bence çok büyük bir problem değil. Çünkü pil noktasında da zaten hani özellikle RGB sürekli en yüksek modda en parlak modda kullanmıyorsanız gerçekten çok uzun sürede bu klavyeleri rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şunu da hatırlatayım. Bu tarz ürünlerde bir standby modu var. Hani donglelı bilgisayara bağlıken ürünü sürekli kapatıp açmak zorunda değilsiniz. Yani bilgisayarınıza takılıyken bir dakika atıyorum onu tabii ki zamanı siz belirleyebiliyorsunuz yine bu ister kendi yazılımından driver üzerinden isterseniz de web kontrolü üzerinden. İşte 1 dakika ile atıyorum 20 dakika arasındaki sürelerde siz diyorsunuz ki ben bir tuş basımı yapmazsam klavye standby moduna geçsin. İşte bu noktada RGB'ler açısı RGB'sini kapatıyor. Bağlantısını hazırda bekletiyor. Ki bu responslar da gayet güzel. Yani klavyeye bekleme moduna geçirse siz bir tuşa bastığınız zaman alıyor mesela. O da gayet başarılı şekilde tutulmuş. Tabii ki işte bu dediğim gibi pil ömrünü de uzatmak için batarya performansını da bizlere daha fazla sunabilmek için yapılan geliştirmeler. Bu klavye ile ilgili beğenmediğim şey benimle. Bu tamamen dediğim gibi yine kişisel bir zevke bağlı ama ben switchlerin fazla yumuşak olduğunu düşünüyorum. Yazım yaparken evet çok ıı, o dediğim gibi işte de kremamsı yapıyı veriyor işte krimi dedikleri noktada ama bazen kazara tuş basmaları Gerçekleştirebiliyoruz bu kadar yumuşak olma sebebiyle Ama dedim ki, bu tamamen tercih meselesi Ama denge ki bu benim söyleyebileceğim negatif noktalardan bir tanesi Söyleyebileceklerim bu kadar Sadece burada şunu eklemek istiyorum Bu ürünle ilgili genel olarak pozitif düşünceler sizlere aktardım Şunu bildirmek isterim ki Hani bu ürünü ben tamamen kendi cebimden kendi imkanlarımla e, satın aldım Herhangi bir sponsorlu bir ürün değil Bana test veya numune için gönderilen bir ürün de değil Ondan dolayı söylediklerim objektifliği noktasında eğer aklınıza soru işareti olsa da yani bunu aklınızda bulundurabilirsiniz. Zaten bu kanalda benim de yapmak istediğim, amaçladığım şey de bu. Sizlere mümkün olduğunca objektif hep hani olması gerektiği gibi düşüncelerimi aktarmak. Ama bu klavyeyi gerçekten beğendim. Müfkiyat etiketiyle özellikle de bence iddialı. Bu inceleme için bu kadar. Bu da ayrıca ilk incelememdi. Muhakkak ki dil sürüşmelerim, yanlışlarım olmuştur. Sizin beğenmediğiniz noktada da olmuş olabilir. Bunları yorumlarla benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.